O ağlara bak. Çağırdım halde niye gelmiyorsunuz? Sen Sabri, aklı başına bir adamsın. Hem kendi başınıza buyruksunuz. Ne akla elin adamı rahatsız edersiniz? Ya sen Yunus, ne zaman buyurdun lan? Eğer bir evde gelin olacak yaşta bir kız veya da bir dul kadın varsa herkes gelecektir. Bu dünyanın kanunudur. Ama Azat. Aması maması yok. Böyle hatalar telafi edilmez. Ya sen Sabri! Ya sen! Şimdilik gidebilirsin, hadi! Yunus! Gel lan buraya! Nereye gitsin? Alişir, hele gelin. Asıl suç sende Alişir. Sen artık çocuk değilsin. Çocuk babası olacak yaştasın. Aynı zamanda babanın da yerindesin. Bunlara akıl verecek sensin. Bu saatten sonra hiçbir vukuat olmayacaktır heyecanda. Bugün böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Ağalar, kusura bakmayın. Bunu yapmazsak önünü alamayız. Sen haklısın. Beni hoş görün. Belki yaşça büyük olabilirim. Ama henüz babamın yerini aratmayacak kadar büyümedim. Yanlış bir hareketim, davranışım, öfkem babamın kemiklerini sızlatır. Babamın yerini alacak kadar hazırlıklı değilim. Ben derim ki Alişir hem okumuş hem de daha da okumaya müsait bir kişiliğe sahip. Eğer nefsimize hakim olacaksak Alişir'i okutup yetiştirip babamın döşeğine oturtmalıyım. Ben buna itiraz ediyorum. Ramo kardeşi Alişir'e fedakarlık yapmaktadır. Zaman fedakarlık zamanı değildir. Hele zaman Alişir'in okuyup büyüme zamanı da değil. Dostumuz var, düşmanımız var. Cemal oğlum, aileye ikilik koyma. Yeri gelince Ramo'ya deli dersiniz. Ama gördüm ki Ramo hepinizden akıllı. Benim korkum Ramo'ydu. İkilik yaratır diyeydim. Ama yanılmışım. Gördün mü deli adamı? Akıllı dedi deli olur. Ramo'nun alnından öpüyorum. Ben bütün yaylaları, çadırları bir bir dolaştım. Tek sesimiz Azaz başa geçmek istemiyorsa Alişir başa geçmeye uygundur. Söylenen budur. Yaşça konuşmak haddim değildir. Alişir benden de küçüktür. Biz gençlerin de gönlü Alişir'den yanadır. Azat ne der bilemem. Azat'ın düşüncesi Drejan için daha önemlidir. Azat kendi başına bugüne kadar buyruk olmadı ki. Bundan sonra da buyruk olsun. Çoğunluk neredeyse Azat orada. Gördüm ki yanlışla doğruyu, güzelle çirkini, iyi ile kötüyü, kısacası arpayla buğdayı birbirinden ayırmışsak nefsimize hakim olduğumuzun bir işaretidir. İşte Ramo kardeşimiz nefsine hakim olmuştur. Takdir etmek lazım. Alişir akıllıdır. Ben Alişir Drejan. Drejan bilsin ki Drejan'ın geleceği de geçmişi gibi aydınlık olacaktır. Hacı Ali Drejan nasıl ki atalarını aratmamışsa ben de babam Hacı Ali Drejan'ı aratmayacağıma huzurunuzda söz veriyorum. Dostlarımızla düşmanlarımızla bilsin ki her zaman haklı olan kazanır. Bizi yerimizden, yurdumuzdan silmek isteyenler gördüler ki biz yine galip olduk. Kendileri yine mağlup oldular. Artık suskunluğunu istemeyek Azat abi. Bak Alişir, şu anki sorunun altında seni hep böyle sabırlı, cesaretli, azimli görmek isterim. Ağzına çıkan her söz, her kelime bir daha geri dönmemeli. Yeri gelince dilsiz ol. Yalancı olma. Bilesin ki öfke korkunç bir ateştir. Bastıramazsan yanar gidersin. Akıl gibi zenginlik, bilgisizlik gibi yoksulluk, edep gibi büyük miras, danışmak gibi büyük erdem olamaz. Unutma, dünyada üç şey geri gelmez. Söylenen söz, sıkılan mermi, geçen ömür. Bak Alişir, Drejan yalnız bu yaylalarla sınırı değil. Hiç sınırı olmadı da. Şu an omuzladığın yükü taşımayabilirsin. Ama bilesin ki yine sana güç verecek Drejan aşiretidir.